için uygundur. Yurdumun güzel insanları, kıymetlilerim, İzmir stüdyomuzdan sunduğumuz Hayat ve Kitaplar Arasında'ya bir kez daha hoş geldiniz. Haftalardır birlikteyiz, haftalardır bir kitap programını, bir sanat programını, bir kültür programını götürmeye çalışıyoruz. Biz sizlerden çok memnunuz, umuyorum sizler de bizlerden çok memnunsunuzdur. Sizleri memnun edecek işler yapıyoruzdur. İzmir'imizin üstüne bir hayli günler kül yağdı. Şehirlerimizin üstünde kül yağdı. Kentimiz büyük oranda yandı. Kentimizin bütün canlılarına, insanlarımıza geçmiş olsun diyorum ve ümit ediyorum ki bu kara günler bir daha geriye dönmesin ve bu acılı kara günlerden geriye şiirler, öyküler ve sanatın diğer alanlarındaki yapıtlar kalsın. Hiç değilse bu da tesellimiz olsun. Evet, biliyorsunuz her hafta iki bölümde tanıtıyoruz kitaplarımızı. Birinci bölümde biraz daha fazla, ikinci bölümde biraz daha az. Onun için bu bölümün İlk kitabı Önder Birol Büyük'ün Karşıdakiler adlı romanı Şey Kitap'tan çıkmış. Sevgili Önder Birol Büyük'ün bu romanı Şey Kitap'tan çıkmış. Yolu Açık Olsun kitabının sevgili Önder'in. Size ardı ardına iki kitap daha tanıtacağım. Atlas ve Perişan, Özgür Zeybek'in son şiirlerinden oluşuyor. Özgür Zeybek, İzmir'de yaşayan sevgili şair arkadaşlarımızdan biri. Benim de gençliğinden beri şiirlerini izlediğim ve şiirlerine kefil olduğum ender şairlerden biri. Yolu Açık Olsun yeni kitabının Kitap Claros yayınlarından çıkmış. Ve yine Özgür Zeybek'in Göz ve Söz aynı anda geldikleri için İkisini birden tanıtma ihtiyacı duydum. Göz ve Söz de yine Özgür'ün Mask yayınlarından çıkmış kitabı. Fotoğraf ve söz arasında, fotoğraf ve şiir arasında yapılmış ender kitaplardan biri. Çünkü sanatın bütün alanları birbiriyle öpüşüyor da nedense fotoğrafla şiir çok az zamanlarda öpüşüyor. Bu da öpüştüğü anlardan birisi. Yolu Açık Olsun. Özellikle fotoğrafla ilgilenen dostlarım varsa mutlaka kitaba ulaşmalılar. Mask yayınlarına ulaşmalılar ve edinmeliler. Bir kitabım ortaya karışık. Bir anı kitabı. Anılar, anekdotlar, görüşler. Aslan Oğuz'un bir kitabı. Psikiyatri doktor. Bir dostumuz. Sanırım kendi yayınlarından çıkmış. Çünkü yayın evinin adını göremedim. Kendi yayınlarından çıkmış bir yapıt. Özür dilerim, Cinus yayınlarından çıkmış. Ve 2017'de Benim Osmanlarım ve yine 2017'de Başkaları da Bilsin İstedim adlı anı kitapları var. Kıymetli dostumuzun. Oğuz, Aslan Oğuz'un bu kitabının da Yolu Açık Olsun. Bu kitap 2024'tü. Altan Doğan'ın Adamla Şeyler adlı şiirlerinden oluşuyor. Son şiirlerinden Claros yayınlarından çıkmış Altan Doğan'ın bu kitabı da Yolu Açık Olsun efendim kitabının. Evet, diğer bir kitabım üstelik ikinci baskısı Tamer Koç'un İnsan Lekesi Hayal yayınlarından çıkmış. 2024 kitabı olmasına karşın hemen ardı ardına baskı yapmış kitaplardan biri, şiir kitaplarından biri. Yolu Açık Olsun sevgili Tamer Koç'un kitabının da. Evet, bir diğer kitabım Servan Erdinç'in La Dilruba adlı kitabı.
Bu da hece vezniyle yazılmış şiirlerden oluşuyor. Edebiyat öğretmeni bir dostumuz Diyarbakır'da yaşıyor sevgili Servan. Bir şiir tutkunudur kendisi. Yolu açık olsun bu kitabının. Evet, diğer bir kitabım Mahmut Baycan'ın Beni Cennete Götür adlı romanı. Beni Cennete Götür adlı romanını bize sağ olsun Turul Keskin'e dostlukla diye imzalayarak göndermiş. Mahmut Baycan'ın da Yolu Açık Olsun kitabının diyorum. Bu da Kora yayınlarından çıkmış. Biliyorsunuz Kora, Berfin yayınlarının ikinci yayın evi konumundaki yeri. Diğer bir kitabım Özlem Kahraman'ın Çölden Giden Kum adlı kitabı, şiirleri daha doğrusu, şey kitaptan çıkmış sevgili Özlem Kahraman'ın bu kitabı da Yolu Açık Olsun. Evet, bir diğer kitabım Hafız Ali Umut'a Yolculuk, Melahat Demirkol Tura'nın kitabı, Tura'nın kitabı. Bunu özellikle dedim, Turan diye anlaşılıyor çünkü. Tura'nın kitabı. Bu kitabımızı da sevgili genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ imzalayarak göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, diğer bir kitabımız Gitmiş Zaman Algınlığı adlı bir kitap. Mehmet Tektemur'un şiirlerinden oluşuyor. Bu kitabımız da yine hayal şiirden çıkmış. Bu kitabın da Yolu Açık Olsun sevgili Mehmet Tektemur'un da diyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var, unutmuyoruz bunu hiç. Bu kitaplar sizlerin elinde güzel. Kitap ellerde güzel. Kitap okunurken güzel. Yani buradan neyi söylüyoruz? Demek ki kitaplara ulaşmalıyız. Kitapları yalnız bırakmamalıyız. Evet. Ah, sevgili Seyhan'ın fotoğrafı gelmiş. Seyhan Eroz Çelik, şair arkadaşımız. Çok genç yaşta ayrıldı aramızdan. Çok yaşarken gerçekten şiirin umudu genç şairlerden biriydi. Farklı bir alanı yazdı şiirde. Farklı bir alan yazarak kendisine yer açtı. 13 yıl olmuş Seyhan aramızdan ayrılalı. Sonsuzlukta uyusun. Seyhan Hece ve Ölüm adlı şiirinde şöyle söylüyor. Çok kısacık bir şiir zaten. Ahşap şehrin kağıda vuran camları kırıldı. Görüntü havuzdan döküldü. Çılgın dil. Neyi unuttum? Bir örgü. Annem örüyordu. Diyor sevgili Seyhan Eroz Çelik Hece ve Ölüm adlı şiirinde. Evet, yol sonsuzlukta uyusun diyorum tekrar sevgili Seyhan için. İzmir'in her zaman hepimizin abisi, amcası, dedesi. 2017'de kaybettik sevgili Muzaffer İzgü ağabeyimizi. Onun da ölümünün yarın, yani 26 Ağustos'ta 7. yılı olacak. Saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Çocuk yazınımızın, romanımızın, gülmecemizin en değerli ustalarından biriydi. Bizim de çok sevdiğimiz, kalben çok bağlı olduğumuz bir yazın neferiydi. Onu da tekrar tekrar sonsuzlukta uyusun duygularıyla uğurluyoruz. Canım, güzelim Muzaffer abi. Evet, hayatta bir ucundan akıyor tabii. Ölümler oluyor, doğumlar oluyor. Hayatta devam ediyor. Yani bilmem ki ne demeli. Evet, ama sevgili Ercan, sevgili Gökhan, siz ne diyeceksiniz? Asıl merakımız sizde şu an. İlk olarak Zülfü Livaneli'den Taht Bir Yana Şah Bir Yana'yı söyleyeceğiz. (Gülüyor)
şah bir yana, Behrengi'nin solunda taht bir yana, şah bir yana. Genç ölülerin başında onurlu gülü doğunun, ak kefenlere bürünmüş ağır safevileri. Ak kefenlere bürünmüş ağır safevileri. Deli Poyraz vurduğunda donma saçı çekileri. Sevgili Ercan, sevgili Gökhan kardeşlerim, çok teşekkür ederim, var olun. Dostlarım, bugün stüdyomuzda İzmir'de yaşayan, romanlarını ve yazılarını İzmir'den yazan çok kıymetli bir yazar, romancı, çocuk yazıncısı dostumuz var. Sevgili Rachel Meseri. Hoş geldin sevgili Rachel. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ben İzmir'de yaşadığını duyunca, romanlarını okuyup, İzmir'de yaşadığını duyunca demiştim, nasıl yani, hiç bilmiyoruz diye. Çok şaşırmıştım ve çok da mutlu olmuştum sizin de aynı kentte yaşıyor olmaktan. Hep İzmir'de mi yaşadınız? Hep İzmir'de. Doğma büyüme İzmirliyim. Bu fevkalade bir şey. Epey bir zamandır o zaman İzmirlilik. Çok uzun zaman. Çok uzun yani bir zamandır. Yani sadece ben değil, annem babam, onların anne babaları, ataları vesaire. Bayağı uzun İzmirlilik hali var. Bu çok çok güzel bir şey. Çünkü İzmirli olmak da başka bir şey, değil mi? İzmirlilik ruhu başka bir şey. Çünkü İzmir diğer kentlerden farklı, şöyle farklı. Diğer kentlere gittiğinizde çok da o kentli olmazsınız. Yani gittiğiniz kent neresiyse orası olursunuz. Fakat İzmir'e geldikten maksimum 10 yıl sonra herkes İzmirli olur. Çünkü İzmirli bağrına basar. İzmirli bu konuda son derece duyarlıdır. Siz ne dersiniz? Bu tespit evet, öyle dersiniz. Evet, katılıyorum. Yani bir şehre ait olup da bunu, hani şehirli olmak, İzmirli olmanın ne olduğunu tam olarak tarif edemem. Ama yani İzmirli olmanın keyfini sürdürüyorum tabii. Seviyorum şehrimi. Değil mi? Onun dışında da o aşinalık duygusu, yaşam biçimine değer vermesi ve onu korumaya yönelik davranışları ve bir anlamda da mücadelesini değerli buluyorum.
Fakat tabii ki hani benim çocukluğumda yaşadığım İzmirlik halinin şu anda var olduğunu söyleyemem. Evet. Bütün kent. Birçok şehir için geçerli bütün bu. Bütün kent, neredeyse bütün kentlerimiz için. Sevgili Reşel, yazı hayatına sanıyorum değil öyle, çocuk yazınıyla başladınız. Çünkü doğru. Çocuk yazında da çocuğu olan aileler son derece sevgiyle adınıza "Aa Reşel Hanım" diyorlar. Çocuk yazınında öyle bir genel ağırlığınız vardı. Oradan romana geçme gereği duydunuz. Evet, yani esasen bütün yazma serüveninin başlangıcı bir çocuk tiyatrosu yazarak başladım. Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne aldı. Ondan sonra da yani çocuk yazınına çok eğlenceyle baktığımı ve heyecanlanarak baktığımı anladım. Ve ondan sonra çocuk kitapları yazmaya başladım. Yaklaşık, yanılmıyorsam 10 kitabım var. 11. de yolda, Dinozor'dan çıkacak çocuk kitabı olarak. Ondan sonra da tabii bir yerde durmayı bilmeyen insanlar hep sınırlarını aşmanın yolunu ararlar. Ve romana başladım. Roman yazmaya başladım. İlki, isterseniz girelim. Tabii Köpek Balıkları'nın şarkıları, zaten Köpek Balıkları'nın şarkıları biraz büyüklerle küçükler arasında sanki, değil mi? Böyle gidip gelen de bir roman. Evet. Yani oradan iyi bir geçiş yapmışsınız aslında. Evet, sanıyorum. Yani zaten ben onu bir hani gençlik romanı olarak yazmadım. Türler arasında bir edebiyat çalışması olduğu için yani her tarafa göz kırpan bir özelliği var Köpek Balıkları'nın kayıp şarkılarının. Yani bir genç kızın, kadının gerçeği, kendisini, hayatın amacını yakalamaya yönelik çıktığı bir serüveni anlatıyor. Bayağı bir fantastik, gerçeküstü, masalsı gerçekçi ve absürt edebiyat içerisine giriyor. Ve aynı zamanda da yaşlar arası, yani türler arası olduğu gibi yaşı da olmayan romanlardan bir tanesi. Evet, evet, evet. Sevgiyle okunacak hem çocukların, gençlerin hem bizim yaşımızdaki ağır gençlerin rahatlıkla ve iyilikle okuyacağı çok güzel kitaplar. Sonra roman sevdiniz. Sonra sevdiniz ve Kırıkşehir. Evet, Kırıkşehir yayınlandı. Kırıkşehir'e girdik. Kırıkşehir'e girdiniz. Evet, Kırıkşehir. Bu sonrasında Meskun Zaman. Evet. Gene Alfa'dan çıktığı roman. Hemen ardından o Kürt oynayan kadınlar yazdınız. Önce Kürt oynayan kadınlar, sonra da Meskun Zaman. Aa, evet. Özür dilerim. Yani yer değiştirerek geldiniz ve daha da önemlisi en son Elsa Niago'nun Cenaze Alayı'nı yayınladınız. Elsa Niago'nun Cenaze Alayı da hani sanki günümüze böyle 1927'deki bir serüven olmasına karşın sanki günümüze çok ağır şeyler söyleyerek geliyor. Aslında döneme bir tepki olarak mı yazıldı bu roman, ne dersiniz? Böyle bir var mıydı başlarken böyle bir duygunuz? Şöyle, Kırıkşehir'den başlayan Küt Oynayan Kadınlar, Meskun Zaman, hepsinde bir kadın eksenli hikaye, evet, var. Evet, evet, evet. Hepsinin ortak çarpanlarından bir tanesi esasen bir gün içinde geçmesi. Zamanla oynamayı seviyorum ben kitaplarda. Hani bir günün bir tarihi de anlattığına dair bir işaret görüyorum. Yani o bir gün, yaşanan bir gün esasen geçmiş günlerin ve gelecek günlerin draje olmuş hali. Bu nedenle bir güne baktığımız zaman koskocaman bir tarihe bakmak mümkün olabiliyor. Kırıkşehir dışında hepsi İzmir'de geçiyor. Yine ortak çarpanlardan bir tanesi. Onu soracaktım yani, size. Evet. Çünkü ben onlarda ettiğim tespitler vardı. Tamam, bu çok güzel oldu.
Filden çaldım mı lafı yoksa? Olsun. ve Elsa Niego'nun cenaze alayına geldiğimizde esasen Meskun Zamanı okumuş okuyucu oradan bir takım izler bulacak. Çünkü oradaki kahramanlardan yani ana karakterlerden bir tanesi Zimbul, Elsa Niego'nun cenaze alayında da ana aktörlerden, ana kahramanlardan bir tanesi oluyor. Yani ille de Meskun Zamanı okumak şart değil tabii Zimbul karakterini anlamak için ama okunsa da başka bir derinlik tabii kazanacaktır okuyucu diye tahmin ediyorum. Elsa Niego'nun cenaze alayı 1927'de geçiyor. Bir İstanbul'da Bankalar Caddesi'nde bir Yahudi kadın aşkına karşılık bulmadığını söyleyen bir eski subay tarafından katlediliyor 1927 yılında, Ağustos ayında. Hiçbir şey değişmemiş demiş. Efendim? Hiçbir şey değişmemiş. Aynen. Ülkemizde hala aşkıma karşılık bulamadım diye daha dün bir kadını parçaladığı bir adam Manisa'da yolun orta yerinde. Aynen. Yani bu nedenle kadına yönelik şiddet ve katliamları gerçekten anlatmak, bıkmadan, usanmadan onu çok hatırlatmak, doğru. Anlatmak, dikkat çekmek çok önemli geliyor bana. Ki Kırıkşehir'de zaten en yoğun olarak orada yaptım. Elsa'ya tekrar dönecek olursak, o anda Türkiye'deki Yahudi nüfusu 82 binken Elsa Niego'nun cenaze alayında 10 ile 15 bin arası insan yürüyor. Hmm. Yani inanılmaz bir nümayiş oluyor ve sonuçta Elsa için adalet isteniliyor. Fakat ondan da öte bir tarafı var. Çünkü hani azınlıklara ve özellikle o dönem Yahudilere yönelik de bir şey var. Sindirme ve baskılama süreci yaşanıyor. Bu yürüyüşten sonra ise gerçekten büyük toplumsal olaylara evriliyor hikaye. O yürüyüş evriliyor. Tarihçiler Trakya olaylarını Elsa Niego'nun yürüyüşü sonrasındaki olan bitenler üzerine kuruyorlar. Yani adım adım oraya geliyor 1934 yılındaki Trakya olayları. Bir izleyicilerimize söylemeliyiz. Elsa Niego meselesi gerçek bir meseledir. Gerçek tabii, hikayeden tabii. Alınmadır. Tabii. Buyur. Yani kitapta yer alan karakterlerin çok büyük bir kısmı gerçek. Evet. Yani kurgusal gibi görünen olayların kendisi de gerçek. Yani bir takım tabii destekleyici yan hikayeler giriyor. Fakat yani şu anda kitap içerisinde yer alan bütün olayların tabii ki kurgusal harmanıyla beraber ve karakterlerin hepsinin gerçek olduğunu söyleyebilirim. Ve bütün kitaplar arasında sanıyorum ki incelemesi, araştırması en uzun süren kitap bu oldu. Çünkü gerçek bir tarihi olaya dayandırılıyor. Bu nedenle bir hayli yorucu bir süreç geçirdiğimi de söyleyebilirim. Çünkü tarih yazmak çok zor. Hata yapsan çok konuşanı çok oluyor. Aynen. Benim de başıma gelmiş bir iştir. Çok zor bir iştir. Çok zorlu bir işi başarmışsın. Buna devam etmenizi rica ediyorum. Buyurun. Tabii kitap yayınlandığı zaman birazcık da şu nedenden de bir tedirginlik duydum. Yani şu anda İsrail'in Filistin'e uyguladığı yüksek şiddet, neredeyse biraz soykırıma varan şiddet sonrasında yazılmış, yayınlanmış bir kitap olduğu için hani bunun bir rahatsızlık uyandırabileceği fikrine, endişesine kapıldım. Fakat ben Türkiye'li bir insan olarak kendi tarihimi, Türkiye tarihini yazmak zorundayım ve bildiğim bir yerden yazmak zorundayım. Yani
onu kınamak dışında ben kendi tarihime de bakmayı uygun görüyorum. Haklı olarak. Sonuçta haklı olarak. Ben tabii. Kendi bildiğim yerden yazıyorum ve kendi bildiğim şekilde yazıyorum. Bu nedenle o endişemi bir tarafa bıraktım ve kitaba yoğunlaşmayı uygun gördüm. Çok da iyi yapmışsın. Kitapla ilgili biraz daha bilgi lütfen, vermemi isterseniz. Lütfen. Lütfen çünkü şundan dolayı istiyorum. Gerçekten El Santiago'nun cenaze alayının en az benim kadar sizde de o heyecanı yaratmasını istiyorum. Çünkü kitabın satışı fevkalade iyi gidiyor. Onlardan birisi de olun istiyorum. Biraz ondan dolayı içeriye biraz daha girin istiyorum. Buyurun. El Santiago'nun tabii ana izleklerinden bir tanesi yine kadına yönelik şiddet ve bir cinayet olayı. Ve cinayet ardından yaşanan hem toplumsal olaylar çok enteresan. Biraz önce dediğim gibi daha sonra yıllara yayılan bir takım büyük toplumsal kültürel kırılmalara neden oluyor. Yani 34 yılında dediğim gibi bir Trakya pogromu yaşanıyor. Tekrar bir seyahat yasağı konuluyor. Daha sonra tekrar kaldırılıyor. Fakat yani sonuçta bir takım engeller, vatandaş Türkçe konuş vesaire vesaire. Yani ciddi bir yük biniyor Yahudi vatandaşlara yönelik. İki tane anlatıcı var kitapta. Bizimbul'un birinci teki şahıstan anlattığı ve olaya zamanlar arası, zaman üstü tanıklık ettiği birinci teki şahıs anlatımı var. Bir de üst ses var. O da toplumsal olayları biraz daha düz bir biçimde ve olan ve gelişen olayları daha bir tarihçi gözüyle anlatan üst sesi var. Arada da belki dikkatinizi çekmiştir. Bir takım gri sayfalar var. Hiç öyküyle alakası olmayan evet. Ve ilk başta okuyucuyu şaşırtan gri sayfalar var. Onun yazılma nedenine gelecek olursam esasen o da zamanın üstünde ilerleyen bir zimbul var. Zamana tanıklık eden, aynı gün içinde kalırken fakat kendi özelliğinden dolayı, ruh özelliğinden dolayı ileriye ve geriye gidebilen bir görüşü var. Yani bir kamera gibi bakıyor her şeye. Ve evet. Tıpkı bir kurgu masası gibi filmleri yan yana koyup aynı anda görebiliyor şeyi. Olan bitenleri, kendi tanıklıklarını görebiliyor. Minyatür gibi görebiliyor. Zaten kitapta bir hayli minyatür sanatına da bir gönderme var. Onun dışında dış ses ise daha dışarıdan bakan, daha mesafeli bakan, daha kuru bakan, daha tarafsız olmaya çalışan bir dış ses var. Sayfalara gelince, gri sayfalardan bahsediyordum. Onlar da esasen o tarih akışının içerisinde, tanık olduğumuz tarih akışı içerisinde tarih yine akmaya devam ediyor. Tarih tabii, tek yönlü, tek biçimle akmıyor. Bir sürü olaylar giriyor. Depremler giriyor, yangınlar giriyor, yeni cinayetler giriyor. Birçok şey giriyor. O halde onları da hatırlatıcı bir şeyler olmalı. Yani tarihin aynı zamanda akmasını aktığını gösteren bir takım hissetmeler, dokundurmalar olmalı. Ve gri sayfaların anlamı böyle açıklanabilir. Evet. Biz o zaman okura geri kalanını okura bırakıyoruz ve ey okur diyoruz, kitaba ulaşınız ve mutlaka ediniz ve mutlaka okuyunuz. Sevgili Reşat Meseri, tekrar teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Stüdyomuza kadar geldiniz. Bizimle son kitabınızı konuştunuz. Diğer kitaplarınız üstünden güzel sözler söylediniz. Son bir cümle. Teşekkür ederim. Zaten bu kadar olurdu. Mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Çok sevindim.
Reşel Besiri'yi ağırladık. İzmirli, İzmir'de yaşayan, İzmirli demeyelim çünkü bütün ulusumuza mal olmuş bir romancımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve kardeşlerim Ercan'dan ve Gökhan'dan bakalım bize ne söyleyecekler diye. Şimdi de Ali Ekber Çiçek Usta'dan bir deyiş, böyle ikrar ile. Vazgelmek olmaz. Gönül kalk gidelim sılaya doğru. Gönül kalk gidelim sılaya doğru. Kardeşlerim, tekrar teşekkür ediyorum. Ve sevgili dostlar, şimdi nereye geldik? Şimdi
ikinci bölümde sizlere önereceğim kitaplara geldik. Zaman da hızlıca akıp gitmiş oldu bu arada. Sizlere bu son bölümde önereceğim kitapların ilki kıymetli Hasan Öztoprak'ın Öztoprak'ın Hayat Sokağı adlı kitabı Remzi Yayın Evi'nden çıkmış kitap. Ve sevgili Hasan Öztoprak, şair arkadaşımız, bundan önce yayınladığı hemen bütün romanları ses getirmiş, değerli bir yazın ustası ve Hayat Sokağı, bir zamanların Balat'ında yaşayan sıradan sahici insanların romanı. Ve taklacı güvercinlerin, haşin kedilerin, miskin köpeklerin, dilsiz kaldırımların, naftalin kokulu odaların, ortaya saçılmış sırların romanı. Bu romanda hakiki arkadaşlıklar, yürek yakan aşklar, ihanetler, kavuşmalar ve ayrılıklar var, diyor Remzi Kitabevi. Bu kitabı tanıtırken sevgili Hasan'ın bu yeni romanının yolu açık olsun kıymetli arkadaşımın. Evet, sizlere tanıtacağım üç kitap ardı ardına, üç toplu şiir tanıtacağım. Bunlardan ilki çok kıymetli Emel İrtem'in Turuncu Travers adlı kitabı, toplu şiirlerinden oluşuyor. Sevgili Emel İrtem'in Simit Güzel, Sen Simit'ten de Güzelsin. Şeyho'ya selam söyle, bana bir çay getirsin. Önce karnım doysun, sonra aşk ve devrim, demiş sevgili Emel İrtem. Kitap SRC Yayınları, Bir Dünya Kitaptan çıkmış. Hemen ardından Turgay Kantürk'ün Külden Sözler adlı kitabını tanıtacağım sizlere. Gene aynı yayın evinden çıkmış. Çünkü SRC Yayınları Bir Dünya Kitap serisiyle çok değerli bir iş yapıyor. Ve bu da kıymetli Turgay Kantürk'ün 16 kitabını bir araya getirmiş bir yapıt. Turgay Kantürk'ü pek çoğunuz dizilerden, televizyon filmlerinden, sinema filmlerinden de hatırlayacaksınız. Kıymetli bir aktördür aynı zamanda ve Sana Gelince Ey Cani Okur, Kolla Kendini, Korut Tenini Benden, Ey Uyumlu Aşkların Egemen Böceği, Tinimi Bir Kara Kasırga, Susma Sana Göre, Değil Bu Doygun Zaman, Seyrek ve garip, bir mürekkeple çizilmişsin sen. Bulutsu, oysa pervanedir şair. Ah, yaklaştıkça uzaklaşır şiir. Koru kendini, demiş sevgili Turgay Kantürk. Yolu açık olsun toplu şiirlerinin. Ve üçüncüsü, yine aynı yayınlardan, SRC Yayınları Bir Dünya Kitaptan çıkmış. Üçüncü tanıtacağım kitap, çok değerli Altay Öktem'in Kuşların Üşümesin adlı kitabı, toplu şiirleri. SRC Yayınları'nın aynı zamanda genel yayın yönetmeni sevgili Altay Öktem, bir hekim, bir romancı aynı zamanda ve bu kitabı da 9 kitabını barındırıyor. 9 kitabının içine almış bu toplu şiirleri. Diyor ki arkasında, durup dururken kısık sesle sizi seviyorum dediysem güvercinlere, herkes sussun, herkes sessizce soyunsun sadece. Sevgiye falan alakası yok bunun. Büyük ihtimalle yalan söylemişimdir kendime. 3 değil, 5 değil, tam 50 sene, demiş sevgili Altay Öktem. Ve çok güzel kitaplar da yayınlıyorlar. Önümüzdeki günlerde de Serecen'in diğer kitaplarını da sizlere tanıtacağım. Bu bölümdeki sizlere önereceğim son kitabım Sanatçı İmgesinin Oluşumu, Efsane, Mit ve Büyü. Ernest Chris ve Otto Cruz'un kitabı, Minotaur kitaptan çıkmış.
Bu sanatçıda imge oluşumu elbette sanat yapmanın olmazsa olmazı imge. Bu bağlamda çok değerli bulduğum için sizlere tanıtma ihtiyacı duydum. Kitapla ilgili estetiğin psikolojisi ve sanatla yaratımla ilgilenen herkes için diye bir not var. Albert Rothenberg demiş ve enfes ve rakipsiz bir çalışma demiş Howard Hibbard kitap için. Çevirisi Sabri Gürses tarafından yapılmış. Bu kitaba da ulaşmanızı isterim. Bu da size tanıtacağım bu bölümdeki, son bölümdeki son kitabımdı. Dergilere ne kadar önem verdiğimi zaman zaman söylüyorum, konuşuyoruz. Gerçekten edebiyat dergilerini önemli buluyorum. Edebiyat dergilerinin okunmasını, sahiplenilmesini de çok değerli buluyorum. Fakat dergilerimiz hep 3 aylığa yahut mevsimliğe döndüğü için artık eskisi gibi böyle 4-5 dergi tanıtamıyorum ama sanıyorum Eylül'den itibaren yine sizlere 4-5 dergi tanıtmaya başlayacağım. Ama 2 dergim var bu hafta. Bunlardan ilki Ağustos sayısı İnsancıl dergisinin Deniz Saraç'ı bir dergi emekçisi sanıyorum. Deniz Saraç'ı İnsancıl dergisinin emekçilerinden birisi. Kapağına almış, kapağında yer vermiş. İnsancıl dergisi her zaman söylüyorum toplumcu edebiyat çizgimizin kıymetli dergilerinden biri. Ne olursa olsun, hangi çizgide olursa olsun, hangi alanda olursa olsun sizlerden ricam edebiyat dergilerine sahip çıkınız. Evet, diğer bir dergim yine aynı Berfin Bahar. Yine kapağından da anlayacağınız gibi çünkü tek artı kapak yapmış dergi. Aydınlanmanın büyük ustası, büyük öncüsü diyelim. Descartes kapağını almış. Berfin Bahar'ın da takip edilmesi son derece değerlidir sevgili, kıymetli dostlarım. Çünkü merkezde bir enteresan dergiler çıkıyor biliyorsunuz. Böyle çok paralı insanların çok paralar harcayarak yaptıkları dergiler. Onun için küçük bütçelerle çıkan bütün edebiyat dergilerini ne yapacağız? Sahipleneceğiz, satın alacağız, okuyacağız, destek olacağız. Hepinize bunu yapacağınız için teşekkür ediyorum ve her şeyin bir sonu olduğu gibi, her güzelliğin bir sonu olduğu gibi bu programımızın da sonuna geldik. Hiç unutmadan ne yapıyoruz? Her gece üstümüze bir kitap sayfası, bir şiir, bir öykü, bir roman sayfası örterek uyuyunuz efendim. Çünkü şiirin dışında, kitabın dışında, yazının dışında emin olun yalnızlaşırsınız, emin olun üşürsünüz. Bu haftayı benden sıklıkla istediğiniz bir şiirle bitireceğim, Kalk'la bitireceğim. Bunu sıklıkla istiyorsunuz. Şöyleydi o şiir, hatırlayacaksınız. Üstümüze batının kirli gölgesi düşüyor. Kalk. Doğuya dön yüzünü, güneşi uyandır. Yıldızları uyandır. Kalk. Bozkırın rüzgarı acıtsın bedenini yalayarak. Sular uyandır. Kardeleni uyandır. Durmadan ağlayan iki göz kör olur. Kalk. Işıklı bir sabaha uyan ey maral. İncitilen yanınla, celali sancınla uyan. Takaların bir işgali ağlıyor Karadeniz'de. Subhi dalgaları zorluyor dipten. Kalk. Söyleyen dilinle, susan ağzınla, kederinle, yurdumun o bizim olan kokusuna tutun. Kalk. Kars'ta Penah'ın şiirlerini akıt içine. Erzurum'da Emrah acılı.
yaşla bakıyor, kalk. Sivas'ta yoldaşlarım yanıyor. Behçetler kor içinde. Urgancılar urgan dokuyor akboynumuza, kalk. Nesimi derisini giyiniyor eynine. Şiirim, hayatım, sevdiceğim kanlar içinde, kalk. Erik ağaçlarını uyandır. Akasyaları uyandır. Gençliğimi derin uykulardan uyandır. Kalk. Hatıralardan söz et bana uzun uzun. Sarı kamış içimde kanayan bir yarayken, kızaklar daha bizim, atlar daha bizimken, Enver'i kanlı uykusunda uyurken bırak, kalk. Gürül gürül aşkları aç gözünü. Aydın ne isyandır, unuttun mu Serez'in çarşısını? Gediz söndürür mü Amerikan yangınını? Yüzün Bedreddin, için daha çocukken kalk, yürü, acısın inciğin içindeki ilik. Kalk, ey halk, kalk, ey halk, kalk, ey halk. Değilse laleler küsecek Spildağ'ında.